Başkanım hayırlı olsun. Dördüncü dönemde yine tek liste, tek aday olarak Aşçılar, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Aşçılık Camiası size güvendi. Tekrar başkansınız. Ne düşünüyorsunuz? Yine yeni bir kadrolama. Şimdi salonu gördünüz Gökmen'cim sen de. Yani 500 kişiye yakın aşçı delegemiz vardı. Biz her sene olduğu gibi yine demokratik bir ortamda. Genel kurul bize teveccüh etti. Ekibinizi yapın. Kalmış olduğunuz yerden devam edin. Projeleri bitirin dedi. Ben de üçüncü dönemde olan bütün yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ettik. Yönetim kurulumuzun büyük bir bölümünü daha heyecanlı, daha işler yapabilmek adına yola çıktık. Aşçılığımıza, ülkemize, Türkiye Aşçılar Federasyonumuza inşallah hayırlı olur. Hakikaten çok güzel şeyler yapacağız. Yani bugün bir millet meclisi seçimi gibi oldu. O kadar demokratik ve o kadar insanlar mesleğine saygı duydu. Buraya gelen bütün konuklara, siz değerli basın mensuplarına, buradan kendi gözlerinizle canlı canlı izlediniz. Sizlerin de emeği var. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 3 sene olacak. 3 sene, önümüzdeki 3 sene, evet. Ne durumdayız sizce? Aşçılık camiası olarak. Kısaca ondan da bir bahsedelim. Valla aşçılık camiası tabii 10 yıl olmuş bizim. 10. yılımız Türkiye Aşçılar Federasyonu olarak. Biz Türkiye ibaresini böyle sevgiyle kullanıyoruz. O bayrağımızı seviyoruz. Aşçılık aslında çok tartışılması gereken, çok uzun ölçülü. Ben bir geçmiş dönemlerde bir mesaj vermiştim. Hani dernekler kanununa göre herkesin kendi inisiyatifinde dernekler kurması, 7 kişinin bir araya gelip mümkün. Şunu teklif etmiştim ben. Bütün aşçılar bir araya gelelim mi? İstanbul, Ankara, İzmir, nerede olursa olsun. Ben Futbol Federasyonu'yla görüşeceğim Sayın Demirören'le. Bir stat kiralayalım. Bu aşçı üniformasını giyen herkes oy kullanabilsin. Herkes aday olabilsin. Aşçıları aşçılar yönetsin. Birleşelim. Orada da ben böyle bir topluluk, böyle bir şey olacaksa aday olmayacağımı da açık açık beyan etmiştim. Türkiye Aşçılar Federasyonu aday olmayacağım demedim. Bu karıştırılmasın. Hala lafımın arkasındayım. Biz ama Türkiye Aşçılar Federasyonu olarak ilkelerimizle, ustalarımıza gösterdiğimiz saygı, onlardan öğrendiğimiz mesleki adapla kaldığımız yerden yolumuza devam ediyoruz. Tabii ki geleceğe bakıyoruz ama geçmişimizi de hiçbir zaman unutmuyoruz. Kendi çabalarımızla, kendi meslektaşlarımızın destekleriyle de yapılması gereken yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diye 3 yılda da bir ciddi laf projeler vardır. verilecek. Evet, çok ciddi projeler olacak. Yani şunu söyleyeyim sadece. Aşçılar fuarlara giden değil, artık kendi fuarlarını, kendi kongrelerini yapan konumlara gelecek. Biz bunu yapacağız. Önümüzdeki ilk yıldaki hedeflerimizden bir tanesi bu. Artık bizler fuar düzenleyeceğiz. Fuara gidenler değil, biz fuar düzenleyen olacağız. Diğer illerde, çünkü kaç ildesiniz şu anda? Biz 23 tane derneğimiz var. Tabii bazı derneklerde, illerde, büyük illerde 2 tane olan var ama 22 ildemiz varız. Yani 22, 21 ilde varız. Orada da ciddi etkinlikler yapılıyor. Ciddi herkes şimdi bireysel olarak derneklerimiz zaten çok güzel etkinlikler yapıyor. Ama biz her yıl böyle çok butik, dediğim gibi biz aşçılar olarak fuarlara giden değil, fuarları düzenleyen bir kurum olacağız inşallah. Yani bugün çok konuşamadık bunlarla ilgili. Bu projelerimiz yapıldı. Hala da yapılma aşamasında. İlerleyen dönemlerimizde yani gerekirse biz öğrencilerimize bile katkı yapacağız. Bunların ne olduğunu inşallah olduktan sonra hepsini açıklayacağız. Tabii öğrencilerimize derken gastronomi ve aşçılık okuyan öğrencilere biz kendi mesleğimizde ilerleyen çocuklarımıza. Bizler bu meslekte zorluklar çektik. En azından onlara maddi ve manevi katkı yapabilmek için de projeler de üretiyoruz. İnşallah bunlar olduğunda hep birlikte göreceğiz. Göreceğiz. Rahmi Ustacığım, sen de iki söz söylersen mutlu oluruz. Gördüğünüz katılım çok yüksek. Neredeyse salon almadı. Kapının yanında dikilenler vardı. Maalesef arkadaşlarım da ayakta kaldılar. Dolayısıyla bu kadar büyük bir alanı doldurmak her sivil toplum örgütüne nasip oluyor. Bu tamamen sevgiyle, kenetlenmekle ve işin ne kadar ciddiye alınmakla ilgili.
Artık biz hem Türkiye'de hem de Türkiye dışında faaliyetlerimizi gösteriyoruz. Yurt dışında da çok büyük fuarlar yaparak biz başkanla beraber Şili'ye Dünya Açılar Vaksin Organizasyonu için oraya gittik. Biraz önce onu söyledim. Artık biz de burada ülkemizi temsil edip yurt dışından insanlar getireceğiz. Ve yurt dışında da milli takım olarak da çok ciddi işler yapıyoruz artık. Artık Türkiye'nin varlığından, Türkiye'nin eli boş dönmediğinden ve gastronomiye artık verdiğimiz önemi herkes görüyor. Dolayısıyla hakikaten çok başarılı bir kongre ve gerçekten tüm katılanları da canı gönülden tebrik ediyorum.